Aslı sen git ben geliyorum dedi. Ama olsun böyle de güzel. Siz nereden tanıyorsunuz Aslı'yı? Ay, liseden arkadaşız. Hatırlamıyor musun? Ben hep size gelirdim. Hatırlamıyorum yani. O taraf silmiş kafa orayı nedense delete silgi. Uzun zamandır görüşmüyorduk. Aslı aradı gel bizim mahallebicide buluşalım dedi. Ben yoksam abimle otur dedi. Öyle mi dedi? Ne iyi etmiş, ne iyi etmiş. Kazandimi de bitti. Bir tane daha alır mısın? Yok bu sefer muhallebi alayım ben. Muhakkak. Mahmut, muhallebi getir, muhallebi. Aslı. Alo, Aslı. Evet evet karşılıklı oturuyoruz. Sen ne zaman geleceksin? Ah işte Esra'cığım ya benim çok önemli toplantılarım çıktı. Ya ne güzel işte siz Volkan'la oturun bir şeyler yiyin takılın. Aa sen memnunsan mesele yok. Aa memnunum canım hoşbeş ediyoruz. Aa o zaman yemeği burada yiyeyim ben. Bir dakika alayım ben. Canım kardeşim, nasılsın? Muhabbetinizi böldüm. Bir maruzatımı bildirecektim Aslı'cığım. Ya bir kaşıntı tuttu beni yine. Mevsimden herhalde. Yani yarın akşam diyorum Cemler geldiğinde de bir kaşınırsam falan kusura bakma. Hani yabancı değil Cemler artık değil mi? Bir şey olmaz yani, ayıp olmaz yani he? Sakın ha! Oğlum ben daha ne yapayım artık ya? Bulduk işte sana göre birini. Beğenemedin mi? Ben minnoş kedi severim Aslı. Anladın mı? Yani kedi ailesinde ufak olanlar tercihimdir. Çevik olacak, ufak olacak. Kaplan yavrusu gibi böyle. Yavaş lan Mahmut! Yıkmayın lan mekanı! Anladın mı? Hani sarı kedi olur, siyah kedi olur. Fark etmez. Yani yeter ki ufak tefek olsun. Anladın mı? Böyle şey olmuyor yani böyle. Öyle bulursan gönder bana. Hadi canım, hadi. Kediler çok tüy döker yalnız. Evet, bak tüysüz gönder. Anladın mı? Tüysüz kedi olsun. İyi be, öf anladık. Ay onlar da bayıldı sana. He, tamam. Bana bak, kaba davranma kıza. Bir yemek falan yedir, öyle gönder. Liseden beri bayılıyor sana salak. Aslı, komşu momşu dinlemem. Vallahi senin çekerim kulaklarını. Sen niye özel görüşmelerin için şirketin hattını kullanıyorsun? Bu benim cep telefonu. Burhan abi. Efendim? Yerleşti mi yeni evine? Vallahi yerleştik sayılır. Ne bileyim. Bir kere evi ya öyle taşınması maşınması kolay oluyor. Ama ömür boyu da bekar kalacak değilim. Tabii tabii. İyi artık birbirimize geri gideriz komşu komşuya. Olabilir. Ben bir şey diyeyim mi? Bunları içirmemiz lazım bizim. Çünkü benim annem içince gevşiyor, rahatlıyor. Bu arada bir şey soracağım sana. Bizim dışımızda kimse olmayacak değil mi? Ay Volkan var işte maalesef. Canım onu demiyorum. O zaten olur da. Hani böyle kadın akraba falan. Yok canım biz bizeyiz. İyi, güzel. Ya acaba senin baban içince böyle rahatlayıp... Allah'ın emri peygamberin kavli diye böyle bir girse değil mi? Ne güzel olur. Çocuklar, siz en iyisi böyle ortaya insanı çabuk sarhoş edecek bir içki koyun. Meyve likörü falan gibi bir şey. Kafayı bulsunlar bunlar. Şekerim, ben böyle en sıkıcı partileri bile kurtardım. Afiyet olsun. Merhaba, misafiriniz gelmedi galiba. Bekliyorum, henüz gelmedi. Ha. Eğer sevgilinizse ve yani gelmezse, şu anda hemen sesi düşünüyorum yani daha önceden planlanmış bir şey değil bu. Şuraya abimin numarasını yazıyorum. Son derece eğlenceli, çok tatlı bir insandır. Yani eminim çok iyi anlaşırsınız. Bir ararsınız, konuşursunuz. Belki anlaşırsınız, takılırsınız. Yani bakalım ne olacak değil mi? Hiç size kalmış. Bir arayın bakalım. Yani kim bilir, değil mi? Afiyet olsun. Aslıcığım canım ne yapıyorsun sen? Ya hem yaprağın hayatını hem kendi hayatımı kurtarmaya çalışıyorum. Volkan yine yaprağa asılmaya başladı. Ay. Bunlar yine çıkmaya başlarlarsa bittik ya. Hem yaprak telef olacak Hem de Volkan sürekli yine pisle dolaşmaya başlayacak. Ay. Ya bir kız bulmaya çalışıyorum ki hani gitsin dışarıdan biriyle çıksın, gezsin, başka yerlere gitsin. Bizi de rahat bıraksın ya. Of yani. Tamam. Çalışalım bunun üstüne. Evet. Beni nerede görmüş de beğenmiş? Herhalde sen şirkete girip çıkarken sokakta gördü, beğendi. Diyor ki bir öğle yemeği yiyelim, konuşalım, tanışalım diyor. Olabilir aslında. Abin sana benziyor mu? Kısmen. Yani andırın. Ben şimdi şuraya telefonunu yazayım sana, Volkan'ın. Adı Volkan. Diyeceksin ki numaranı Aslı'dan aldım. Bir tanışalım, buluşalım, bakalım ne olacak. Peki. Sağ ol, teşekkür ederim. Görüşürüz. Rica ederim, ne olacak? Merhaba. Merhaba. Yalnızsınız galiba. Evet. Buralarda mı oturuyorsunuz? Yok, Çengelköy'de oturuyorum. Aa, Çengelköy'de. Ben de Çengelköy'de bir ev tutmuştum ama olmadı sonra. Planlar değişti, başka sebeplerden ama çok ilginç. Ya, neresinde? O zaman diyorum ki bu akşam ya da yarın öğlen bir şeyler yaparız belki. Tamam, çok güzel olur. Biz genellikle Sütçüoğlu muhallebicisine takılıyoruz. Benim arkadaşım Volkan'la birlikte. Gel, hem sen onunla tanışırsın. Kalemin varsa ben hemen bir numarasını vereyim sana onun. İnanılmaz esprili, son derece şeker. Çok güzel bir insandır. Volkan da gazeteci mi senin gibi? Yok, o restoran işinde o. Restoran işinde. Hayrola? Yok bir şey Sururi. Ne yazıyor orada? Telefon numarası. Yapma ya. Bana da versene numaranı. Sıkıldık canım. Yanlış anlaşıldı. Yanlış anlaşıldı kardeşim. Aslı helal olsun sen. Kedi olanı falan tuttun. Volkan? Volkan, evet. Nazan? Evet. Aa, buyurun oturun. Hoş geldin Nazan. Bir şey içer misin? Sağlığına Nazancığım. Salut. Şimdi Nazancığım, bu küpe olayı benim kendimi ifade ediş biçimim. Yani öyle başkaları gibi moda olsun diye falan takmıyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle bir kimlik arayışı içinde değilim. Ben ilk kez küpeyi 13 yaşında taktım, bir daha da çıkarmadım yani. Güzel. Peki siz Cem, böyle arkadaş grubu olarak hep buraya mı takılıyorsunuz? Gibi yani. Ben kalabalıktan pek hoşlanmıyorum. En büyük yalnızlıklar kalabalık içindeki yalnızlıklardır Nazan. Peki... Cem bu gece buraya gelecek mi? Ha? Ya Cem geleceğim demişti. Bekle bekle yok. Ya pardon kardeş de sen Cem için mi geldin buraya ya? Yani. Bir arasa mıydık? Müsait değildir şu anda. Niye? Kendisi kız istiyor da şu an. Rahatsız etmeyin yani. Allah Allah. Ulan boş boşuna yazıyoruz kıza bir saattir ya. Aa deli mi ne? Yaprak, hoş geldin yavrum. Ne haber? Gel otur. Nereden çıktın sen ya? Volkan, ben değiştiğini sanmıştım ama... Neyse, ben rahatsız ettim galiba, pardon. Ben zaten niye geldim ki hiç anlamıyorum. Yaprak yavrum, düşündüğün gibi değil. Allah belanı versin Aslı. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana Bursa'nın biraz yukarısı Altın İzade'den sonra köprünün hemen aşağısı